Sevgili öğrenciler, deneme 31 ile karşınızdayım. Bilgi Sarmal TYT 2023 sorularıyla. Bir kavramın, bir kişinin anladığı şeklinin ortak kabul gören bilimsel anlamından farklılık göstermesine kavram yanılgısı denir. Günlük hayatta kullandığımız ölçüm araçlarında da kavramların hatalı kullanımına rastlanabilir. Buna göre yukarıdaki ölçüm araçlarının hangileri fiziksel kavramların hatalı kullanımına örnek verilebilir? Aracın hızı 82 km bölü saat dediğimizde gösterge hızını göstermemektedir. Anlık hızı göstermektedir. Çünkü hız vektörel bir büyüklüktür. Aynı zamanda yön bilgisi de içermelidir. Burada gösterdiği anlık bir değerdir. Yani makineden gelen, motordan gelen devirin burada bir nevi göstergesini görmekteyiz sevgili öğrenciler. Dolayısıyla bu hatalı kullanımına örnek gösterilebilir. İkinciye baktığımız zaman burada ne göstermektedir? Dinamometrede 5 kilogramdır. Burada gösterilen değer aslında kütledir. Dinamometre kuvveti ölçmektedir. Bunun 50 Newton olması gerekmektedir. Bu da aslında hatalı kullanımla bir örnektir. Ortamın ısısı diye bir şey olamaz. Ortamın sıcaklığını söylemesi gerekirdi. Isı sonuçta bir transferdir. Değer olarak burada yazamaz. Sonuçta termometredeki değer ısı değil sıcaklıktır. Bu da hatalı kullanımına bir örnektir. Cevabımız E seçeneğidir. İkinci soruya geldik. Belirli bir açık hava basıncımız var. Bunu P0 olarak ilk önce bir belirtelim. Sonra sorumuzu okumaya devam edelim. İçerisinde bir kabımız var. Kapta mumun üzerine tüp kapatıldığında bir süre sonra mumun söndüğü ve sıvının tüpteye kadar yükseldiği gözleniyor. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur diyor. Sevgili öğrenciler, buradaki mum yanıp bittikten sonra oksijeni tüketmiş, havayı tüketmiştir sonuç olarak. Buranın basıncı ne olacaktır? Azalacaktır. Yani P dersek, o halde bir başlangıçta yazarsak P0 eşittir P artı HDG diyelim, değil mi? Yandıktan sonra ne oldu? Artık bu sıfırlandı. Yani sıfıra yakın bir basınç oluştu orada. Karbondioksit tabii ki kaldı ama oksijeni tüketti. Sonuçta basınç azaldı. O halde bu sabit iken ne olacaktır? H de tabii ki sonuç olarak yükselecektir. Sorumuzun yargılarını okuyalım. Deneyde ne diyor? Kütlesi sıvınınkinden büyük başka bir sıvı kullanılsaydı H yüksekliği nasıl olurdu diye soruluyor. O halde farklı bir sıvı kullanılsaydı, yani büyük kullanılsaydı, D büyüseydi, o zaman H de küçülecekti. Denklemin karşı tarafa eşit olabilmesi için. Kapalı kaptaki gazlar basınç oluşturur. Buradaki basınç oluşturduğu için de ne yapacaktır? Bir denge oluşturmuştur. Bu dengede sıvı seviyesinin ne olduğu aşağıda yer aldığını biliyorduk. Sonuç olarak buradaki hava yok olduğunda bir kimyasal reaksiyonla yanma işlemi gerçekleştiğinde sonuçta bir basınç oluşturduğu ve basıncın azaldığında yani sonuç olarak H yüksekliği oluşmuştur. Burada kapalı kaptaki gazlar basınç oluşturur. Fikri doğru fikirdir. O halde o da doğrudur. Üçe bakarsak deney deniz seviyesine daha yakın bir noktada tekrarlanırsa H yüksekliği artar mıydı? Sonuç olarak P0'da artacaktı. O halde tabii ki H yüksekliği de artacaktı. Çünkü D sabit kalacaktı ama burada da H yüksekliğini de artmasını beklememiz gerekirdi. O halde burada da her üçü de doğrudur. Yanıtımız E seçeneğidir. Evet, üçüncü sorudayız. Belirli bir yüksekliğe çıkıyor Yalçın ve Hasan. Burada aldıkları yolun Hasan'ın daha uzun olduğunu biliyoruz. Yalçın ve Hasan şekildeki yörüngeyi izleyerek KL noktalarına ulaşıyor. Yalçın'ın yer çekimine karşı yaptığı iş Hasan'ın yer çekimine karşı yaptığı işten fazla oluyor diye soruluyor. O halde şöyle diyelim. MGH yazalım. Buna ne diyelim? Yalçın'ın Y'si diyelim. Buna da Hasan'ın H'si diyelim. G'ler ikisinde de aynı, H'ler de aynı sevgili öğrenciler. Bunlar da aynıysa bu tarafın bu taraftan fazla olabilmesi için o halde ben buna 2M diyeyim, buna da M diyeyim. Yani o halde
demek ki Yalçın'ın kütlesini Hasan'ın kütlesinin iki katı olarak değerlendirebilirim ve buna göre de sorumu çözebilirim. Yalçın'ın K'ya ulaşma süresi Hasan'ın L'ye ulaşma süresinden daha fazladır diyor. Şöyle yapalım. Bir kere x eşittir v çarpı t diyelim. Ötekisinde de ne demiştik? Yalçın'ın K'ya ulaşma süresi Hasan'ın ulaşma süresinden daha kısadır. Sonuçta Yalçın daha kısa bir yol gidecek. Birinci durumda Yalçın'ın gittiği yol Hasan'ın gittiği yoldan daha kısa olduğuna göre o halde Yalçın'ın ulaşma süresinin de kısa olmasını beklememiz gerekir sevgili öğrenciler. O da bir numarada sonuçta doğrudur. Yalçın'ın kütlesi Hasan'ın kütlesinden büyük olduğunu da zaten bulduk. Yalçın'ın K'ya çıkmak için harcadığı güç Hasan'ın L'ye çıkmak için harcadığı güçten büyüktür diyor. Bakın güç kavramına baktığımız zaman F çarpı X bölü T yani W bölü T diyelim. Aynı zamanda X bölü T'ye de ne diyelim? V ortalama diyorduk. Yani F çarpı V ortalama üzerinden gidebiliriz. Peki burada P'yi yalnız bıraktığımız zaman sevgili öğrenciler ne diyorum ben burada? P Yalçın diyeyim. Bir de P Hasan diyeyim. İkisi de nereye çıkacaklar? Aynı kuvveti uygulayacaklar. Yalçın'ın 2 M'lik bir kütlesi var. Uyguladığı kuvvet 2 Mg. Hasan'ın Mg'si var. Ve her ikisini de V ortalamayla çarptığımız zaman çünkü V ortalama nedir? Her ikisi için de aynıydı. V ortalama hızları. Süratleri de eşit oluyor çünkü diyor. Her ikisinde de dolayısıyla V ortalama hızı aynı kullanabiliriz. O halde P Yalçın'ın da P Hasan'dan da büyük olduğu sonucu ortaya çıkıyor. Yani E seçeneğidir. Evet, dördüncü soruya geldik. Bu soruda sürtünme kuvvetiyle ilgili bir soru. Sürtünme kuvvetiyle ilgili deney yapan Ayşe, şekildeki gibi hareketsiz duran 1 kilogramlık kütleye dinamometre bağlayarak kuvvet uyguluyor. Kuvvetin değerini yavaş yavaş arttırarak cismin tam harekete geçme sırasındaki dinamometrenin gösterdiği değeri gözlemleyerek sürtünme kuvvetini ölçüyor. Ayşe aynı deneyi 2 kilogramlık bir kütle ile tekrarlıyor. Buna göre yargılandan hangileri doğrudur diye soruluyor sevgili öğrenciler. Şimdi bu soruyu nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Ayşe bu deneyde bir kere statik sürtünme kuvvetini ölçmüş müdür? Evet, ölçmüştür. Çünkü artık gitgide kuvveti ne yapmıştır? Yavaş yavaş arttırarak cismin tam harekete geçme sırasındaki dinamometrenin gösterdiği değeri ölçüyor diyor. Bakın burada kuvvetle harekete geçmeyi ve ilgili grafiğimizi çizelim. Burası kuvvet olsun sevgili öğrenciler. Kuvveti arttırdıkça belirli bir müddet boyunca arttırıyorum ve bir müddet sonra nereye düşüyor kuvvetim? Kinetik sürtünme kuvveti değerine düşüyor. Tam bu değer sevgili öğrenciler bizim statik sürtünme kuvvetimizin en tepe noktasıdır. Bir müddet sonra kinetik sürtünme devreye girecektir. Çünkü tam bu nokta hareketi kopardığı noktadır. O halde statik sürtünme kuvvetini ölçmüştür diyebiliriz. Peki sürtünme katsayısının etkisini ölçmüş müdür? Sürtünme kuvveti nedir? K çarpı yüzeye dik kuvvettir sevgili öğrenciler. Cismin ağırlığıdır. N yani bu Mg'dir. Bunu K ile çarptığımız zaman sürtünme kuvveti değerini bulmaktayız. Deney aynı yerde yapılıyor. O zaman sabit tutuluyorsa K, yani bu sabit tutulan bir değerdir. O halde aynı yerde yapılıyorsa sabit tutulan değişken olduğu için sürtünme katsayısının etkisini ölçmüştür diyemeyiz sevgili öğrenciler. Yani bu yanlıştır, doğru değildir. Ayşe ağırlığın sürtünme kuvvetine etkisini ölçmüş müdür? Evet, işte Ayşe burada ağırlığın sürtünme kuvvetine etkisini ölçmüştür. Çünkü ne yapmıştır? Ağırlığı arttırmıştır. Sonuç olarak ağırlığın sürtünme kuvvetine etkisini de göstermiştir. Yani 1 ve 3'tür yanıtımız C seçeneğidir. 5. soruya geldik sevgili öğrenciler. Çalışma sürelerini günlük olarak
5, 2, 2 diye televizyon, bulaşık makinesi ve klima diye vermiş. Buna göre ayda sırasıyla harcadıkları enerjiyi soruyor. ET, EB ve EK, yani televizyon, bulaşık makinesi ve klima. Biz gün içinden, gün üzerinden gidersek de ay üzerinden de sonuçta enerji tüketimini yine bulmuş oluruz. Peki güç neydi? W bölü T'ydi, değil mi? Biz W'yu arıyoruz. Dolayısıyla W neyle neyin çarpımıdır? Güç ile birim zamanın çarpımıdır. Burada ne yapıyorum ben sonuç olarak? Bunu 400 ile 5'i çarpacağım. Neyle neyi çarpacağım? 900 ile 2'yi çarpacağım. 2000 ile 2'yi çarpacağım. Bunların en büyüğü hangisi olacak? Sonuç olarak en büyük burada klima çıkacak, 1 numara. 2 numara ne çıkacak? 400 çarpı 5, 2000 çıkacağı için 2 numara bu çıkacak. 3 numarada bulaşık makinesi çıkacak. O halde buna göre o EK büyüktür ET, o da büyüktür ET olacaktır sevgili öğrenciler. Yani klima, televizyon, bulaşık makinesi olacak. Klima, televizyon, bulaşık makinesini gören seçenek de C seçeneğidir sevgili öğrenciler. 6. soruya geldik. Pet Shop harfleriyle yazılmış bir yazı var. Kırmızı ışık altında baktığımız zaman neyi görür, hangi kelimeleri görür diye soruyor. Bir kere ana renkleri bilmemiz gerekiyor. Ana renklerimiz kırmızı, yeşil, mavidir. Ana renklerle diğer ana renklere baktığımız zaman onları göremeyiz. Dolayısıyla burada H harfini göremeyeceğiz. P harfini de göremeyeceğiz. T harfini de göremeyeceğiz. Ana renkle kendi rengine baktığımız zaman sonuçta P harfini görebileceğiz. S harfini görebileceğiz. Beyaz renkle bir ana renkle baktığımız zaman sonuçta onu da kırmızı olarak görebileceğiz. Çünkü ana renk değildir, bütün renklerin karışımıdır. Sonuç olarak bütün renklerin karışımı olan beyaza hangi renkle bakarsak bakalım onu görebiliyoruz. O halde O'yu da görebileceğiz. Sarı, kırmızıyla yeşilin bir karışımıdır. Bir ara renktir. Ara renkle, ana rengiyle bakıldığı zaman ana rengini gösterecektir. Sonuçta burası da gözükecektir. Yani peso kelimesini görebilecek. O halde cevabımız A seçeneğidir sevgili öğrenciler. Son soruya geldik. Son soruda neyi soruyor? Dayanıklılığı soruyor. Dayanıklılık nedir? Dayanıklılık kesit alanı bölü hacimdir sevgili öğrenciler. Kesit alanı bölü hacim dediğimizde kesit alanını mesela örnek verirsek burası pi r kare dersek ikincisi için kullanırsam da pi r kare çarpı h diyeceğim. Yani silindir için kesit alanı pi r karedir. Hacmi de pi r kare çarpı h'tır. Sonuçta bunlar sadeleştiğinde 1 bölü h çıkacaktır. Eşit yüksekliklerde hep 1 bölü h çıkmaktadır. Buna göre baktığımızda eş yüksekliğe sahip olan x ile y'dir sevgili öğrenciler. Dolayısıyla dx eşittir de dy olacaktır. Z'nin boyu onlardan küçük olduğu için dayanıklılığı da onlardan büyük olacaktır. Çünkü daha düşük boyu vardır. Yani buradaki mesafesi tabandan en üst mesafeye kadarki olan yüksekliği diğerlerine göre daha azdır. O halde dayanıklılığı tabii ki daha büyük olacaktır. Yani cevabımız C seçeneğidir. Bir başka videoda görüşmek üzere.